Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir konuyla sizinle karşınızdayım. 5. sınıf etkin vatandaşlık konumuza baktığımızda tema ünitesinde halka hizmet edenler, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diyeceğiz ki toplum nedir? Toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için etkileşen, belli bir coğrafya mekanda yaşayan ve ortak bir kültürü paylaşan pek çok sayıdaki insanın oluşturduğu birlikteliğe toplum diyoruz. Toplumu oluşturan insanlar arasında düzenli karşılıklı ilişkiler söz konusu. İnsan diğer insanlardan bağımsız bir hayat süremez. Arkadaşlar biz İnsanoğlu olarak bir arada yaşadığımız sürece bizim birbirimize ihtiyacımız vardır ve sürekli biz bir karşılıklı ilişki halinde oluruz. İnsanlar yaşadığı toplumun birer parçasıdır. Toplumda bir arada yaşayan insanların temel ihtiyaçları nelerdir arkadaşlar? Şöyle bakacağız. Diyeceğiz ki toplumu oluşturan bireylerin sağlık, eğitim, güvenlik gibi temel ihtiyaçları vardır arkadaşlar. Eskiden insanlara baktığımızda hepsinin bir arada yaşamadığını, daha çok böyle dağınık halde yaşadıklarını, sağlık ve eğitim güvenlik ihtiyaçlarını ise bir arada değil de kendi çapında karşılamaya çalıştıklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle sağlık, eğitim, dediğimiz gibi güvenlik ihtiyaçlarımızın karşılanması için çeşitli kurumlarımız bulunmaktadır. Yani arkadaşlar geçmişten günümüze kadar hiçbir zaman insanların ihtiyaçları bitmemiştir ve bitmeyecektir de. Ayrıca insanların bunlardan başka haberleşmeye, barınma, eğlenme, spor, temiz bir çevrede yaşama, dinlenme ve beslenme gibi de pek çok ihtiyaçları vardır. Yine baktığımız zaman arkadaşlar fırıncı, doktor, terzi, öğretmen, postacı, bakkal, polis ve benzeri bizlerin rahatlığı, huzuru, sağlığı, eğitimi ve ihtiyacı için karşılamak için her zaman çalışırlar. Ayrıca ihtiyaçlarımızı karşılamak için çeşitli resmi ve sivil kurumlar da oluşturulmuştur. Örneğin arkadaşlar, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlar toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumdaki kişilere hizmet vermek için kurulmuşlardır ve çalışırlar. Kurumlara baktığımız zaman ikiye ayıracağız arkadaşlar. Bu kurumlar bir resmi kurumlar, yani devlet tarafından kurulanlar ve denetlenenler. Yine bir de sivil toplum kuruluşları, halk tarafından kurulan kuruluşlar diyeceğiz. Resmi kurumlara baktığımız zaman arkadaşlar diyeceğiz ki belediye, milli eğitim, sağlık müdürlükleri, okullar, hastaneler, polis ve jandarma. Sivil toplum kuruluşları ise arkadaşlar vakıflar, dernekler ve sendikalardır. Yukarıdaki şema örnek olarak hazırlanmıştır. Bunlardan başka baktığımızda yine insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için birçok kurum ve kuruluşların kurulduğunu, çalıştığını söyleyebiliriz. Şöyle bir soru soracağız. Diyeceğiz ki sağlık hizmetini hangi kurumlar verir? Diyeceğiz ki arkadaşlar hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, doğum evleri. Sağlık kurumlarının önemi nedir arkadaşlar? Bir de ona değinelim. Sağlık kurumlarda muayene olabiliriz. Hastalıklarımızı arkadaşlar tedavi edebiliriz bu kurumlarda. Anne ve çocuk sağlığı korunmaya çalışılır. Verem ya da kanser gibi
Hastalıklara yakalananların bakımı yapılır. Bireylerin sağlıklı olması arkadaşlar, toplumun da sağlıklı olması sağlar. Sağlık ihtiyacımızla ilgili çalışmaları Sağlık Bakanlığı yürütmektedir. Şu anki bizim özellikle bu süreçte yaşadığımız sağlık sorunu da özellikle Milli Eğitim Bakanından tut ama Sağlık Bakanlığımızın devreye girip bu sağlık problemlerimizi çözmeye çalışmaktadır. İnsanların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması anayasal haktır. Yeni bir soru soracağız. Diyeceğiz ki eğitim hizmetini hangi kurumlar verir? İlköğretim kurumları. İlköğretim kurumlarına baktığımız zaman temel bilgiler ve becerileri kazandıran kurumdur. Ortaöğretim kurumları ise yani liseler ise bizlere evrensel bilgiler verip bizleri hayata hazırlar, bizleri meslek sahibi yapar. Milli Eğitim Bakanlığı'na baktığımızda şu an bizim de kurum olarak bağlı olduğumuz bakanlıktır. Toplumdaki bireylerin eğitim, öğretim ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. Anayasamızda herkese eğitim, öğretim hakkı verilmiş. Bu hakkımızı kullanmamız için devlet okul yaptırmış, çocukları okula kazandırmış, eğitim, öğretim faaliyetlerini düzenlemiştir. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da arkadaşlar eğitime destek verdikleri, devlete yardım ettikleri ve eğitime %100 destek projesi de buna örnek olduğunu dile getirebiliriz. Bizim bir diğer kurumumuz ise arkadaşlar yüksek öğretim kurumları diyeceğiz. Bunlar arkadaşlar üniversiteler, bu kurumlar sayesinde iş ve meslek sahibi oluruz. Haberleşme hizmetlerini hangi kurum verir diyor arkadaşlar. Baktığımızda ülkemizde haberleşme hizmetini telekomünikasyon kurumları, GSM firmaları ve PTT vermektedir. Haberleşme kurumlarına hangi durumlarda ihtiyaç duyulur arkadaşlar? Acil durum veya kaza meydana geldiğinde 155 polis imdat, 112 Hızır Acil kurumlarına ihtiyaç duyulur. Afetlerde yardım istemek için arkadaşlar şöyle 112 acil yardım, 110 itfaiye, 155 polis, 114 zehir danışma hattı, 177 orman yangını, 156 jandarma imdat olarak bunları çağırabiliriz, bunları arayabiliriz. Sizden de ricam bu numaraları ezberleyin ve doğal bir afetlerde bu numaralar bize lazım olabilir ve kullanabiliriz. Haber almak, haber göndermek yani iletişim kurmak için kullanılır. Herhangi bir konuda bilgi almak için yine bu kurum kullanılır. Haberleşme kurumlarının önemi. Bakalım haberleşme kurumlarının önemi nelerdir arkadaşlar? 1. Değişen teknolojiyi takip ederiz. 2. Bilgiye daha çabuk ulaşırız. 3. Acil durumlarda daha çabuk yardım alırız. 4. İnsanlarla iletişim kurarız. 1. Dünya Savaşı bittiğinde yurdumuzu işgal eden düşman kuvvetlerinin haberleşme ve iletişim araçlarına el koymasının sebebi nedir? Özellikle arkadaşlar insanların savaş hakkında bilgi
elde etmesini engellemek, insanların birbirleriyle iletişim olmasını engellemeye çalışmışlardır. Bu saydığımız kuruluşlar toplumun ihtiyaçlarını karşılarken bizlere de çeşitli görev ve sorumluluklar düşer. Arkadaşlar toplumun daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için kurumlar sürekli bize hizmet etmektedir. Biz de bu hizmete karşılık olarak çeşitli sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Örneğin çevremizi temiz tutmalıyız, çimlere basmamalıyız, kurallara ve kanunlara uymalıyız. Devletin yerine getiremediği bazı sorunların çözümüne katkıda bulunmalıyız. Bizim bir diğer kurumumuz ise arkadaşlar sosyal güvenlik diyeceğiz. Sosyal güvenlik anlamına baktığımızda toplumun bütün fertlerine muhtemel tehlikelere karşı korunma garantisinin verilmesi demektir arkadaşlar. Muhtemel tehlikelere karşı toplumun korunma garantisinin verilmesi demek sosyal güvenlik. Sosyal güvenlik ihtiyacı nedir arkadaşlar? Geleceğe güvenle bakma işi diyebiliriz. Bu kurumlar sayesinde sağlık hizmetlerinden faydalanırız. Emekli olduğumuzda emekli maaşımızı alırız. Sosyal güvenlik kurumuna baktığımızda arkadaşlar bunun da alt kurumları var. Emekli sandığı diyeceğiz arkadaşlar. Tüm devlet memurlarının sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bağkur'a baktığımız ise esnaf, sanatkar ve çiftçilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulduğunu söyleyebiliriz. SSK işçilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Biz devlet memurları olarak emekli sandığa bağlı olduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu emekli sandığı Bağkur ve SSK birleştirilerek günümüzde Sosyal Güvenlik Kurumu adıyla yeni bir kurum oluşturulmuştur. Aile nedir arkadaşlar? Aile toplumun en küçük yapı taşı birimi de diyebiliriz. Anne, baba ve çocuklardan oluşan bir toplumdaki en temel kurumdur. Toplumun en küçük dediğimiz gibi birimi olarak söyleyebiliriz. Ailede arkadaşlar sevgi, beslenme, barınma, eğitim gibi ihtiyaçlarımızı karşılarız. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile tipine çekirdek aile denir. Arkadaşlar şu an ben, eşim ve kızım bir arada yaşadığımız için biz buna çekirdek aile diyoruz. Fakat bunun dışında anne, baba, çocuk, anneanne veya büyük baba bir arada yaşıyorsa arkadaşlar biz bu aile tipine ise geniş aile diyoruz. Yavaş yavaş aile tipinin arkadaşlar çekirdek aile tipine kaydığını söyleyebiliriz. Bir diğer kurumumuz ise arkadaşlar sivil toplum kuruluşu. Toplumu ilgilendiren bir sorunu çözmek için gönüllü insanların bir araya gelerek oluşturduğu birliğe sivil toplum kuruluşu denir arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar devlet kurumlarının bazı durumlarda yetersiz kalması ihtimaline karşı bu kuruluşların kurulduğunu ve yine insanların ihtiyaçlarının karşılanması için bunlar çeşitli çalışmalar yaparlar. Memur, işçi, öğrenci, öğretmen, fırıncı, avukat gibi gönüllü olan herkes bu kuruluşlara üye olabilir. Vakıflar, dernekler, sendikalar, mesleki kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarına örnek olarak verilebilir. Eğitim gönülleri arkadaşlar, toplum gönülleri, Türkiye Omurilik Felçileri Derneği gibi
bizim sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz vardır. Tema diyeceğiz arkadaşlar. Temaya baktığımız zaman Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı. Ticaret odaları arkadaşlar, bulundukları bölgelerde ticareti canlandırmak, ticaretle uğraşanların sorunlarını çözmek için oluşturulan kuruluşlardır. Örnek olarak baktığımızda İstanbul Ticaret Odası, Samsun Ticaret Odası. Dernek diyeceğiz arkadaşlar, belirli bir amacı gerçekleştirmek için en az 7 kişinin oluşturduğu kuruluşlara dernek deriz. Aynı zamanda derneklere cemiyette denir. Baktığımızda örneğin İzmir Bisiklet Derneği, Kütahya Doğa ve Hayvanseverler Derneği, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği gibi derneklerin olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer arkadaşlar, bizim kuruluşumuz vakıflardır. Vakıflar için arkadaşlar diyeceğiz ki yardıma muhtaç kişilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılan, devlet veya kişiler tarafından bırakılan mal veya paraya vakıf denir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik Vakfı, Türk Kalp Vakfı, AÇEV, Çocuk Vakfı gibi vakıf kuruluşlarımız bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan vakıflardan bazıları ise arkadaşlar, TEGEF, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, KEDEF Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı, TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, AÇEV Anne Çocuk Eğitimi Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı olarak Türkiye'de bulunan vakıf kuruluşlarına örnek olarak verebiliriz. ÇEKÜL diyeceğiz arkadaşlar. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı. ÇEKÜL, ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren doğa, kültür, insan arasındaki yaşamsal uyumun savuncusu olan ÇEKÜL, doğa ve kültürle varız sloganı ile yaşama geçirdiği proje ve programlarla en küçük yerleşmeden ülke bütününe kadar bir yaklaşımı benimsemiştir. Dünyadan örnekler ise arkadaşlar, dünya çapında çevre sorunlarıyla mücadele eden Greenpeace, yani Yeşil Barış örgütünü unutmamak gerekir. Bunlar bir hayli arkadaşlar örgütsel olarak çevre sorunlarına karşı hareket etmektedirler ve kendi tepkilerini de dile getirmektedirler. UNICEF, Birleşmiş Milletler'in dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kurduğu yardım kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşlarının faydaları ise arkadaşlar, bu kuruluşlar sayesinde toplumsal bağlarımız güçlenip sorunlarımız çözülmekte. Birlik ve beraberliğimiz, birbirimize karşı olan sevgimiz artmakta. Dostluk bağlarımız daha da güçlenmektedir. Bir diğer kurumumuz ise arkadaşlar, Kızılay diyeceğiz. Türk Kızılay'ın 1868 yılında kurulduğunu söyleyeceğiz. Osmanlı dönemine uzanan bu Türk Kızılay'ın tarihi
Hilal-i Ahmer Cemiyeti adıyla kurulan Kızılay, bugün muhtaç ve kurumasız tüm dünya insanlarına yardım eden önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Deprem, sel gibi doğal afetlerde insanların yardımına koşar, kan bağışı kampanyaları düzenler, insanlara örnek olur. Fotoğraftaki çocuk Akut gönüllü çalışanları tarafından deprem enkazından çıkarılmış. Hastanelerin yıkıldığı bölgede Kızılay'ın kurduğu seyir hastanede tedavi edilmiştir. Çocuk iyileştikten sonra bir süre ailesiyle beraber valiliğin Kızılay'dan temin ettiği çadırlarda yaşamıştır. Evet, Türk Kızılay'ına bakıyoruz arkadaşlar. Bizim bir diğer kuruluşumuz ise arkadaşlar Yeşilay'dır. 1920 yılında alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmaya karşı olarak kurulmuştur. Derneğin temel amacı ise arkadaşlar kişilere ve ailelere zararı olan içki ve uyuşturucu kullanımını eğitim yoluyla engellemeye çalışmaktır. Evet, Yeşilay diyoruz ki bağımlı olma, özgür ol. Diğer kuruluşumuz ise arkadaşlar Darüşşafaka, yani şefkat yuvası. Yetim ve ekonomik durumu yetersiz kız erkek öğrencilere karşılıksız eğitim olanakları sağlamak amacıyla kurulmuş. Osmanlı döneminde kurulan ve bugün hala devam eden bir vakıftır arkadaşlar. Vakıfların ve sivil toplum örgütlerinin amaçlarına baktığımızda birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla toplum sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktır. Toplum sorunlarına duyarsız kalmamalıyız. Birlikten kuvvet doğar. Atasözünü unutmamalıyız. Resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşları anlattık. Şimdi ise resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları arasındaki farklar nelerdir? Onları öğreneceğiz. Resmi kurumlarda diyeceğiz ki çalışanlar ücret alır, çalışma saatleri ve çalışanların rolü. Görevi önceden bellidir. Eğitim almış, belli nitelikleri olan kişiler resmi kurumlarda görev alabilirler. Evet arkadaşlar, resmi kurumlarda bakıyoruz işte. Biz öğretmenler olarak da resmi kurumlarda, yani Milli Eğitim Kurumu'nda çalışmaktayız. Çalışma saatlerimize baktığımızda bellidir. Önceden bize bildirilmiştir. Neler yapacağımız yine önceden bize bildirilmiştir. Biz öğretmenlik mesleği için eğitim almışız arkadaşlar. Ve bu eğitimi aldıktan sonra, belli bir sınavdan da geçtikten sonra bu kurumlarda görev yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında ise arkadaşlar tamamen gönüllülük esastır. Burada çalışanlar ücret almazlar. Herhangi kesin olan bir çalışma saatleri yoktur. Çalışanlar görevlerini kendileri seçiyor. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz da bu kadardı. Biz konunun bütünlüğü bozulmasın diye arkadaşlar yetiştirebildiğimiz kadar konuları anlatıyoruz. Benim sizden ricam, anlattığım bu konuları tekrar etmeniz ve ben bu konularla ilgili tekrarlıyorum her slaytımdan sonra ya da her konumdan sonra. Size göndereceğim EBA üzerindeki etkinlikleri, ondan sonra soruları ve testleri çözmenizdir. Hepiniz kendinize iyi bakın, hoşça kalınız.